Tatil yapmayı sever misiniz ve eğer tatil yapacak olsanız nerede yapmak istersiniz? Nere? İspanya. Sicilya. Roma. Efendim. Kudüs. Efendim. Tabii ki en başta Mekke, Medine. Ama dünyanın böyle akıl almaz belalara kaldığı bir dönemde, homoseksüel bayraklarının her yere asıldığı bir dönemde, hemen hemen her yer demesem de çok yer asıldığı bir dönemde, Darwinizmin, materyalizmin en çılgın ataklarını yaptığı dönemde, yahut saldırgan demeyelim de işte acımasız ataklarını yaptığı dönemde, ben tatile gidersem ora bana cehenneme döner adeta. Olmaz. Öyle tatil olmaz. Tatil nasıl olur? İslam'ı, Kur'an'ı anlatırsın. Onun ferahlığını, neşesini yaşarsın. Ben ona tatil ederim. Mekan değiştirmenin olmaz. Hayatın şekline tatil denir. Hayatın mutlu yaşanmasına tatil denir. Bir yere gidersin, mutlu olmazsın. Yani mekan değiştirmenin insan mutlu olmaz. Hayatını değiştirmekle mutlu olur. Hayatın değişmesi nasıl olur? İslam'a, Kur'an'a hizmeti artırdığında en mükemmel tatili yapmış olursun. Evet. Bayram tatilinde nereye gideceksiniz? Bayram tatilinde eve gideceğiz. Evden buraya, buradan eve. İsa Mesih gelinceye kadar, Mehdi gelinceye kadar devam edeceğiz. Mehdi çıkıncaya kadar. Şu an dünya her cumartesi ben tatil yapmış olsam, o tatil yerinde kemiklerim çatırdar herhalde sıkıntıdan. Müthiş vicdan azabı çekerim. Yani çok ağrıma gider. Irak'ta Müslümanlar öldürülecek, Suriye'de Müslümanlar şehit edilecek. Her yerde şehitler vereceğiz. Ben gideceğim tatile, bacaklarımı uzatacağım denize karşı. Öyle denizi seyredeceğim. Olacak şey ben yapamam ama başka insanlara bir şey demem, saygı duyarım. Yer yerinden oluyor. İslam aleminde her gün yüzlerce, binlerce insan şehit ediliyor. Homoseksüeller olmadık anormal hareketler yapıyorlar birçok yerde, dünyanın birçok yerinde. Ateizm, Darwinizm kasıp kavuruyor dünyayı. İngiliz derin devleti oyun üstüne oyun oynuyor. Türkiye daha yeni büyük bir felaketin ucundan döndü. Ben gidip tatil yapacağım. Mümkün değil. Yani vicdanım asla el vermez. Sonuna kadar devam. İnşallah. Evet, inşallah.